Şimdi eğitim diyeceğiz biraz, zira AK Parti yeni bir teklif sundu meclis başkanlığına. Buna göre okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya yeniden çıkartılacak. Yeniden çıkartılacak diyorum çünkü 66 aya düşürülmüştü. Biraz konuşalım istiyoruz. Bu meseleyi sanki bir türlü oturtamadık. Belki ben yanlış düşünüyorum. Eğitimci Turgay Polat bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aydak Bey. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Katılır mısınız bilmiyorum. Yani oturtamadığımızla ilgili meseleyi, 66 aya düştüğünde de çok böyle küçük falan diye eleştiriler olmuştu. Akabinde tekrar yükseltilmiş oldu. İsterseniz önce uygulamayla, uygulama ne şu anda onu hatırlayarak bir başlayalım, sizi dinleyelim. Evet, şu anda tabii bu 66 ay, 60 ay bunlar alt sınırı, yani okula başlamanın alt sınırını gösteriyor. Şu anda Türkiye'de 66 ayda 72 ay arasındaki öğrenciler eğitim dönemine göre okula kaydolup eğitimde başlayabiliyorlar. Dolayısıyla alt sınırı 66 olan alt sınırı 69 aya çıkarma gibi bir teklif şu anda sunuluyor. Doğru da bir teklif çünkü 66 ay dediğinizde aslında bu 5,5 yaşındaki bir çocuğu ifade ediyor. Dolayısıyla bizim kreş eğitimi, okul öncesi eğitim ve okul eğitimi dediğimiz dönemlerin belli bir olgunluk ve motor gelişimini tamamlamış olması gerekiyor. Türkiye'de 4+4+4 sistemine geçildiği dönemde 60 ay olarak bir dönem öğrenci zaten okula başlatılmıştı çok küçük olmasına rağmen. Biz o kuşakta epey bir hasarla başladık çünkü büyük ihtimalle o kuşak okuldan erken bıkacak, okulu erken terk edecek. Başarısızlık çok fazla olacak çünkü okul olgunluğu dediğimiz olgunluğa erişmediği için çocuklar o dönemde bunları yaşadık. Zaten bu sorunları yaşayınca da Milli Eğitim Bakanlığı bir yıl sonra 66 aya çıkarmıştı alt sınırı. Şimdi de aslında uzun yıllar kullanılan Türkiye'de de 69-72 aralığındaki döneme getirerek dünyada kabul edilen şeyde standarda da uymuş olacağız. Şimdi 69 aya çıkıyor. 69 ayda başlanacak mı yoksa veliler bunu erteleyebilecekler mi? Bir ara rapor alınıyordu çünkü rapor alarak erteleyebiliyordu. Evet, evet. Şöyle ifade edelim. Şimdi biliyorsunuz okula başlama dönemi Eylül ayı. Eylül ayı itibariyle 69 ayını dolduran bir öğrencinin okula başlama yaşı dolmuş oluyor. 72'yi geçtiği anda da mecburen okula otomatik kaydı yapılıyor. Yani 72'den sonra başlamasını yapılıyor ama veliler 69 aydan itibaren bir yıllık erteleme raporu alabilirler. Bu da öğrencinin herhangi bir sağlık problemi veya fizyolojik bir durumdan kaynaklanabilir. Bu hakkı yine bu yeni yasada, yeni şeyde de tasarıda öngörüyorlar. Şimdi bu ne zaman hayata geçirilecek hocam yeni düzenleme? Bu Eylül ayı itibariyle geçirilmiş oluyor mu? Zaten kayıtlar otomatik yapılıyor Türkiye'de. Yani, şu an düzenleme hayata geçti diyeceğiz o zaman. Şöyle düşünün. Şu anda mesela Türkiye'deki 66 ayını dolduran bir çocuk okullar kapandıktan itibaren Haziran'ın sonu itibariyle aslında okula kaydını otomatik olarak adresine en yakın okula yapılmış oluyor. Eğer bu tasarı geçerse ve tasarıda da bunun uygulama yılı olarak 2019-2020 öğretim yılı derse 66 ile 69 arasındaki öğrenciler okul öncesi eğitim kurumuna, 69'dan itibaren olanlar da normal okula kayıtları otomatik olarak yapılmış olacak. Yani hemen Peki. yapılabilecek bir uygulama, çok zorlanacak bir uygulama değil. Geçtikten sonra artık uygulamaya otomatik olarak girilecek Turgay Polat eğitimci. Ama doğrusu buyurun. Şu, yani yaş olgunluğuna çok iyi düşünmemiz lazım. Çünkü eğitim 15 yıl sonra sonucunu evet. veriyor ve biz 60 ayda başlattığımız şeylerin sonucunu maalesef olumsuz şekilde yaşayacağız gelecekte. Peki, çok teşekkür ediyoruz Turgay Bey aktardığınız notlar için. Deniyoruz, yanılıyoruz, öyle öğreniyoruz maalesef. O arada bir jenerasyon tabii az önce kendisi de ifade etti Sayın Polat'ın. Belki de sıkılıyor erkenden okuma yaşının öncesinde okula gittiği için. Kaybediyoruz yani böyle eğitimle ilgili düzenlemelerle ilgili böyle sıkıntılarımız maalesef var. Devam edelim.